Evet, solucan üretim tesisine geldik. Kapalı sistem kaç metrekare burası? Burası 252 metrekare. 252 metrekare kapalı profil borularla yapılmış. Bunlar solucan gübresi mi? Evet, solucanlar var içinde. Ha, içinde solucanlar var. Evet, bakın. Bunların da içinde var. Bunlar tekne mi oluyor? Bunlar da akış sistemi. Sürekli akış sistemi. Bak bunların içinde de var mı mesela solucan. Bir bakalım. Şöyle gösterelim solucanları. Evet, evet, solucanlar hareket ediyor solucan. Bunu böyle üzerine nasıl yapıyorsunuz? Ne mama veriyorsunuz? Üstten mama veriyoruz, alttan kesiyoruz. Ha, hazır sisteme. Yani alttan da kesiyoruz. Şöyle. Bu motorlu mu bu? Manuel elle, kolla kesiyoruz. Burada bıçak var. Buradan bıçakla. Altta solucanlar dökülüyor. Mamayı verdikçe solucanlar yukarı çıkıyor. Ha. Altta işlenmiş gübre kalıyor. Kalıyor. Gübre bıçakla kesilmiş oluyor. Kesilmiş oluyor. 5 santim falan kesiyoruz. Altına sandıkları koyuyoruz. Onun içinden kurutmaya gidiyor. Ne kadar da bir bunu yapıyorsunuz? Tam bir yılda en az 6 ay solucanlar işliyor gübreyi. Bu tekneyi evet. Sadece. Evet. Her gübreyi en az 6 ay işletiyoruz. İşletiyorsunuz. Güzel. Bu solucanlar 6 ay boyunca içinde çalışıyor bu gübre. İyi, çok güzel. Bunlardan da devir daim yaparken aktarma olarak kullanıyorlar. Ha, aktarma. Evet. İki tane var tekne. Şu anda iki akış sistem var burada. Diğer yerde de var. Hmm. Diğer yerde de bunların biraz daha otomatiği var. Bunlar da manuel yaptığınız mı? Teknesiz yaptığınız mı bunlar? Ha, bunlar da yerde teknesiz yaptığımız. Ha. Bunun da deneme çalışmalarını yapıyoruz. Hangisinde verim yüksekse. Evet. Onda verim ve maliyet hesabı yapıyoruz. Burası kaç dönümdü? 20 dönüm mü? 20 dönüm. Elektriği almışsınız. Kenarlara meyve ağacı dikmişsiniz. Evet. Bunu çadırdan yaptınız herhalde değil mi? Bunu çadırdan yaptık. Burası da betonarme. Burası da betonarme. Evet. Evet. Burası da. Burası da. Şöyle bir girelim. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Ha, burada da tek. Burada da onun otomatiği var. Ha. Bak bıçak dediğim altta gübreyi kesen o. Şu değil mi? He, ızgara. Evet. Bu elektrikle çalıştığında bıçak kesiyor. Banta geliyor. Bantın üzerinden gübre öte tarafa gidiyor. Hmm, anladım. Evet, güzel. Furkan da bizim çalışanımız. Çalışan, genç. Ha. İyi maşallah. Burada eliyor, şey yapıyor, torbalıyor. Herhalde mola vermiş şimdi. Evet. Evet. Bu burada elek mi? Burada gençlerimiz var, bak. Şimdi bu elek değil mi? Aynen elek bu. Ha, bu son hali mi gübrenin? Bu son hali aynı. Çuvallıyorsunuz böyle. Aynen bu şekilde çuvallıyoruz. Bu da tartı işte. Ha, tartıp buradan koyuyorsun. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Bunlar oğlanlar. Ha, iyi maşallah. Benim oğlum o. O da arkadaşı. Ha, iyi. Burada da kurutması oluyor bak. Kurutuyorsunuz. Evet. Sonra eliyorsunuz. Şimdi kuruttuktan sonra eliyoruz. Ne kadar duruyor? Kırıyoruz. Duruyor. Bir gün duruyor mu? Çok. Bir hafta falan. Ha, o bayağı. Havanın şeyine göre. Bir hafta. Yeni gübre de gelmiş ha çocuklar. Bu gübre ne gübresi? Hayvan gübresi. Spiratörden geçmiş hayvan gübresi. Spiratör ne demek? Spiratör de gübrenin sıvı ile katısını ayıran makine. Ha, yani o hayvan şekilde çiftliklerinde, büyük çiftliklerinde evet. Gübre çukurlarından çıkarıp sıvısını ve katısını ayırıyorlar. Evet. Bize katısı lazım tabii. Sıvısını atıyorlar. Atıyorlar. Biz de katısını yıkanmış, temizlenmiş gübreyi alırız. Ondan sonra solucanları fermente ettikten sonra veriyoruz. Anladım. O bayağı bir işlem varmış. Bu kazan ne oluyor? Bu kazan da sıvı gübre kazanı. Krom. Evet. Yani onda da sıvı gübre üreteceğiz. Hmm. Bunlar da satışa hazır herhalde. Bunlar da satışa hazır. Kaç para paketi? Kilosu 3 lira.
Kilosu 3 lira. Evet. Yani o 25 kilo mu? 25 kilo. Yok, 20 kilo. 20 kilo. 17-18 kilo. Kilosu 3 lira. Evet. Tamam. Bunları daha çok herhalde çiçekler için mi alıyorlar? Evet, çiçekler için, şeyler için. Bunların kalitesini ölçen bir şey var mı? Laboratuvarda test ettiriyoruz. Test ettiriyoruz. Laboratuvarda organik madde oranında, nemi oranında, mineral durumuna baktırıyoruz. Evet. Dediğim gibi oradan gübre bantun üstüne geldiğinde buraya geliyor. Evet. Buradan da kurutmaya geliyor. Kurutmadan tekrar kırıcıdan, elekten paketlemeye, paketlemeden bu hale geliyor. Evet, güzel. Bayağı tesis teşkilatlı. Buradan da yükleme olacak. Yani buradan yükleme bandı burada. Ha, burada. Yani tabii daha yeni başladık biz. Yeni yeni Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Ha, buradan da. Allah kısmet ederse kamyon buradan gelip buradan yükleyip gidecek hanım. Evet. Güzel. Buraya da bir beton atarsınız. Evet, burası da. Güzel zaten. Malzemeli yani burası. Evet. Çok güzel. Evet. İki bölüm mü burası? Olcan'ın ürediği bölüm farklı. Burası işte işlem odası. Evet. Ayrıca aşağıda kurutma fırın alacağız işte. Evet. Isılı işlem fırını. Isılı işlem. Yani gübrenin kurutulu değerlerinin istenilen seviyede olduğunu kanıtlayacak Evet. Güzel.